kaldı Aslı, az kaldı. Selam, devam et. Ah yazık, kim ne istemiş bu garibanlardan? Kardeşine haber verdiler mi acaba? Aman o evde geldi geleli hiç hareket bitmiyor ki zaten. İyi misin kızım? Gel bize götüreyim seni. Kızım, hiç titremeselim yavrum. Ah, ay yavrum bak. Hiç umudum. Kızım, hiç umudum. Sağ ol Hediye abla. Ay, hiç yavrum göz daha hiç almış. Anne, bu gece bu evde mi yatacağız? Evde yatacağız tabii. Hem bak söndü artık. Sarılır yatarız. Babamı neden haber vermiyoruz? Yok, üzülür şimdi. Bilmesin, söylemeyelim. Yoksa dayımla küstün mü? Ne için mi aramıyoruz? Yok oğlum, üzülmesin diye aramıyoruz. Şimdi onun bebeği olacak ya, onun yanında kalsın. Bizimle uğraşmasın. Artık Ceylan ablayla dayım evlenemez değil mi? Aslı ablayla Alacaktı gibi. Benim Ceylan'la bir konuşmam lazım. Ceylan yok, gitti. Nereye gitti? Gitti işte. Ya nereye gitti söylesenize. Ben yolladım kızımı. Dünkü halini gördükten sonra bir daha seni onun yanına yaklaştırır mıyım zannediyorsun ha? Bakın ben bir konuşayım, affettireceğim kendimi. Ha, sen önce dün gece niye kızımı o kadar ağlattın onu anlat bana. Ya aramızdaki bir mesele bir şey değil.
Aramızdaki mi kalmış be? Kızım senin için babasına karşı çıktı. Ben kocamı çiğnedim. Size destek verdim. Kızımı üzesiniz diye mi yaptım bütün bunları? Ya Ceylan nerede? Bilmiyorum. Tolga'yı al götür dedim. Artık nereye götür? Yurt dışına mı, yurt içine mi bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Ceylan Tolga ile bir yere gitmez. Bana bak. Kızımı sakın senin gibi sahip sanma. Burada anası var onun ha. Anası. Şimdi defol git hadi. Yardım etmeseniz de bulacağım Ceylan'ı. Anlatmayacak mısın? Peki. Otururuz böyle. Konuşmadan otururuz. Ben biraz yürümek istiyorum. Tek başıma. Efendim Korkut. Neredesin? Yanına geleceğim. Uzaktayım. Ne yapacaksın yanıma gelip? Ceylan nerede? Yanında mı? Evet. Tamam, versene telefonu. Seninle konuşmak istemiyor. Ya yerinizi söyle bana. Oldu canım, söylüyorum. Yaz. Neredesin? Tamam, bulurum ben seni. Boşuna uğraşma. Nereye kadar uzak tutacaksın onu benden? Ha? Eninde sonunda sana katlanamayıp evine dönecek. O kadar emin olma derim ben. Yakında yurt dışına çıkacağız. Seni unutana kadar da geri dönmeyeceğiz. Ne demiştim sana? Sen kalbini kırdığında ben yanımda olacağım. İşte buradayım. Bak, eğer onun bu halinden faydalanmaya kalkarsan gebertirim seni. Önce bizi bulman gerek ya. Bulacağım. Merak etme. Hoşuna gitti mi bebeğim? Afiyet olsun. Sen sakın kızma bana bebeğim. Ben bütün bunları senin için yapıyorum. Bütün bu numaraları. Dün akşam da yapmak zorundaydım. Yoksa Korkut o Ceylan denen kızla barışacaktı. Babam bizi ayırmasın diye yapıyorum bütün bunları. Yılmaz hiç iyi bir adam değil. Ama Korkut. O zaman çok daha iyi bir baba olacak. Anlıyorsun beni. Bak gördün mü, hasretinize dayanamadı be. Ne işin var senin burada? Korkut'a ulaşamıyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor. O yüzden geldim. Aa! Demek ki seninle konuşmak istemiyor. Anlayamadın mı? Ama ben konuşmak istiyorum. Evde mi Korkut? Ali! Boşuna bağırıyorsun. Korkut evde değil. Hadi canım, güle güle. Ya sen neyine güvenip de bana poz yapıyorsun? Mağdur ayakları, eve yerleşmeler falan. Korkut kandırdın ama ben yutmam canım. Bana ne? Yutmazsan yutma. Kabak tadı verdin zaten artık. Kızlara bak ya. Eve çok yerleşme bence. Çünkü Korkut'un delirip seni kapının önüne koyması an meselesi. Ay canım. Senin haberin yok tabii. Müjdeyi ben vereyim sana o zaman. Benim hiçbir yere gittiğim yok. Hatta yakında düğün davetiyemizi de gönderirim sana.
Ne düğünü be? Ne saçmalıyorsun sen? Ceylan'ı unuttun galiba. Hani şu korkutup deli gibi aşık olduğu kız. Ama bende Korkut için Ceylan'dan çok daha kıymetli bir şey var. Neymiş? Çocuğum. Karnımda büyüyor. Ay canım ya. Şu hale bak. Sevinçten mosmor oldu. Hadi kuşum. Sen de arkadaşın gibi ufaktan ufaktan. Kendine fazla güvenme, tamam mı? Meydanı sana bırakmam. Eda, Ceren'in de... Kapa çeneni, tamam mı? Ben konuşacağım. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ceylan'a bunu nasıl yaparsın sen? Biz de seni iyilik meleği sandık. Aslı'ya yardım ediyorsun sandık. Meğer kız senden hamileymiş. Eda, Ceylan Tolga ile nereye gider? Lütfen biliyorsan söyle bana. Bulmam lazım onu. Bak hala Ceylan diyor ya. Hangi yüzle çıkacaksın kızın karşısına? Bilmiyorum Ceylan'ın yerini. Zaten bilsem de sana söylemem. Lan ben ne aptalım ya? Bir de saf saf sana inandım. Sana yardım ediyorum ya. Senin hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen yaşama ya. Vallahi belki herkes için daha iyi olur. Aşığım ben sana. Bak valla doya doya söyleyemedim, buraya yazıyorum. Ben sana aşığım. Ben de senin dediğin gibi seninle yaşamak ve seninle ölmek istiyorum. Ne zaman gözümü açsam seni görmek istiyorum. Beni mi düşünüyorsun şu an? Tıpkı benim seni düşündüğüm gibi sen de beni mi düşünüyorsun? Bunu bize neden yaptın? Her şeyi unutmak istiyorum.
aklı nasıl geçecek? Ben gecelerce hayaller kurdum. Korkuttuk, evlendik, biz çocuklarımız oldu, birlikte yaşlandık. Ben bunların hepsini yaşadım, hepsini gördüm ben bunların. Şimdi bunların hiçbiri olmayacak. Benim hiç yerim yok onun hayatında. Aslı karısı olacak. Korkut'un çocuğunu Aslı doğuracak. Ben Korkut'suz yapayalnızım. Hiç kimsem yok benim. Yapayalnızım. Nasıl geçecek? Her nefes aldığımda canım yanıyor. Kılıcı zaten öldürüyor beni. Bırak beni sen de. Bırakma. Ay. Çok güzel oluyor değil mi Umut? Ha? Ne oldu? Beğenmedin sen değil mi? Umut, bak parmaklıkları da mavi yaparız. O zaman çok güzel olur. Anne, Hakkı babanın verdiği paralarla niye yeni bir ev tutmuyoruz? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Olmaz. Neden olmaz? O para bizim değil çünkü Umut. Anne bizim paramız. Hakkı baba bize verdi o parayı. Yok. O parayı Hakkı babaya dayın verdi. Ama şimdi onun bebeği olacak ya, ona lazım. Geri vereceğim ben o parayı. Umut. Üzülme. Bak eskisinden daha güzel olacak evimiz. Hah, hadi. Ya olmuyor işte. Beceremiyoruz. Düzeltiriz. Bir kat daha süreriz oğlum. Arkadaşımı çağıralım. O hemen yapar. Çok güzel olur. Çağır o zaman. Hadi gelsin. Okuldan mı arkadaşım? Anne, Yılmaz abiden bahsediyorum. O beni kırmaz. Hemen gelir. Umut. Bak. O senin arkadaşın değil. Konuşmayacaksın bir daha onunla. Tamam mı? Nedenmiş? Yılmaz abi çok komik birisi. Ne zaman istersen ara dedi. Arayalım işte. Umut. O adam iyi bir adam değil. Bak, beni seviyorsan konuşmazsın, tamam mı? Söz ver oğlum. Konuşmayacağım ben. Söz ver. Tamam anne, sakin ol. Sen yine hastalanma, ben konuşmam. Tamam. Oh, canım oğlum benim. Canım oğlum. Aferin benim oğluma. Şu belgeleri imzaladığınızda çocuğunuzun mezarını açtırmak için süreci başlatacağım. Ne kadar sürer? Kesin bir tarih veremem. Yani 3 gün, 5 gün, 1 hafta tahminen ne kadar sürer? Çok iyimsersiniz Gönül Hanım. Bu tip davalar uzun sürer. Öyle birkaç haftada sonuçlanacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben o kadar bekleyemem. Başka bir yolu yok mu bunun? Başka bir yol... Bir yol daha var ama ne düşünüyorsunuz bilemem. Şüphe içinde yaşamanın ne olduğunu bilemezsiniz. Çocuğumun yaşayıp yaşamadığını öğrenmek zorundayım. Nasıl olursa olsun. Çocuğunuzun mezarını mahkeme kararı olmadan gizlice açabilirim. Ancak bunun kanunsuz olduğunu, ortaya çıkarsa cezalandırabileceğinizi söylemek zorundayım. Yok. O kadar ileri gidemem. Ben hatır gönül ilişkisiyle halledeceğinizi düşünmüştüm. Beklemek istemiyorsanız tek seçeneğimiz bu. Siz biraz düşünün. Belgeleri bırakıyorum.
İmzalayınca bana yollarsınız. Gönül Hanım, bu çiçekler size gelmiş. Oh, mis gibi de kokuyorlar. Ben bunları hemen bir vazoya koyayım. Çöpe at onları Asiye. Aa, olur mu canım, yazık. Asiye, çöpe. Abi telefon. Gönül Hanım arıyor. Alo Gönül. Sen hangi yüzle, hangi sıfatla bana çiçek yolluyorsun? Gönül, geçmişi unutmanın zamanı gelmedi mi? Oğlumuz için, Tolga için. Sakın, sakın böyle bir hayale kapılma. Tolga ile yakınlaşman demek benimle de yakınlaşacağın anlamına gelmez, anladın mı? Ben hala senden nefret ediyorum. Bunu sakın unutma. Ah Gönül, hiç değişmeyeceksin. Hala aynı gurur. Asiye abla, merak etme. İyi şimdi. Bir sesini duysaydım iyiydi. Yine uyudu şimdi, uyandırmayayım. Ben aratırım sonra seni. Aman gözünü üzerinden ayırma Tolga. Bak kızım, sana emanet. Tamam, sen merak etme. Yılmaz şerefsizinin beni ezip geçmesi. Karşınıza çıkardığım öyle pişmanım ki. Ben bu kadar karaktersiz olduğunu bilseydim. Peki nerede şimdi? Bilmiyorum. Hayatının iki dudağımın arasında olduğunu biliyorsun. Vallahi bilmiyorum. Ya, bence çoktan kaçmıştır. Yurt dışına bağlantılarım falan var diyordu. Çıkarmışlardır herhalde. Yeter! Kes palavrayı. Götür şunu. İnandın mı? Kalkmış. Demek sence doğru söylüyor, değil mi? Araştıracağım abi. Araştıracağım. Tolga ne yapıyor? Tahsin Bey'i kızı Ceylan'la daha evindeler. Ondan gözünü ayırma. Yılmaz Bey yüzünden gerekli biliyorum ama Tolga Bey takip edildiğini duyarsa kızacaktır. Hatırlıyor musun? Demir de öyle söylerdi. Baba ne olur beni serbest bırak. Arkama adam takma derdi. Beni rahat bırak derdi, özgür bırak derdi. Bu evde çok kavga ettik bu yüzden. Çok. Sonunda ne oldu? Olur dedim. Tabii oğlum, özgürsün dedim. İstediğin gibi hareket et dedim. Ne oldu? Ne oldu? Bir gece yarısı, pis bir sarhoş. Bir çakıyla oğlumu öldürdü. Oğluma sahip çıkamadım. Oğlumu bir serseriden koruyamadım. Tolga'nın da, Gönül'ün de arkasına adam koydum. Devamlı takip edin. Ailemden kimseyi kaybetmek istemiyorum. Thank you.
Aa. Hayırdır inşallah. Aç şu kapıyı. Açın kapıyı. Kurarım yoksa aç. Aa. Korkut. Ne bu halin yavrum? Uf. Bu koku ne böyle Allah aşkına? Ne kadar çok içmişsin. Neden yavrum? Ha? Gel. Gel içeri. Gel. Gel içeri geçelim. Yavaş. Ceylan'ı bulmam lazım. Kimse yardım etmiyor bana. Lütfen sen bana söyler misin Ceylan'ın nerede olduğunu? Neden bunu yapıyorsun yavrum kendine sen? Hı? Neden? Oğlum olsam söylerdin ama değil mi? Çünkü sen... Onun için her şeyi yaparsın değil mi? Benim için de yap. Ben de senin oğlunum. Bir kez olsun annelik yap bana. Bir kezcik benim de annem olsun. Kahve yapayım sana. Kalk. Kendine gelirsin. Biliyorsun değil mi Ceylan'ın yerini sen? Biliyorsun ama söylemiyorsun. Oğlunu koruyorsun. Ben... her şeyi kabul ettim. Annesizliği. Ceylan'ın vardı benim. Umudum oldu benim. Yeniden hayatı tutundum. Annemi bulmak istedim. Aile olmak istedim. Ama şimdi... Ceylan yok. Hayattan hiçbir beklentim yok. Bu sefer son. Burnum kanıyor. Oğlum ne yaptın sen böyle kendini? Gel içeri geçelim. Kalk tutun bana. Hadi. Yavaş. Yavaş. Yanıyorum ki. Senin anne hasreti çektiğin gibi ben de evlat hasreti çekiyordum. Tolga olmasaydı dayanamazdım. Öldürürdüm kendimi. Acını çok iyi anlıyorum ama. Ama o dağ evinin, dağ evinin yerini söyleyemem sana. Affet beni. Evladıma kıyamam. Affet beni.
Ne? Korkut. Gerçekten burada mısın? Hayal görüyorum değil mi ben? Hissettin mi? Demek ki gerçekmiş. Nasıl buldun ki beni? Dünyanın öbür ucuna da gitsem ben yine bulurum seni. Ölene kadar ararım. Gene bulurum. Uzakta olursam belki senin için daha kolay olur diye ve benim yanımda olabilirsin diye. Bebek benden değilmiş ki. Aslı yalan söylemiş. Korkut buradaydı. Ne Korkut'u ya? Rüya görmüşsün sen. Hayır, rüya görmedim. Geldi. Yüzüme dokundu, öptü beni. Korkut burayı bulamaz. Aradığını da zannetmiyorum zaten ya. Sen üşüyor musun? Sen yanıyorsun Ceylan. Yat, sana yiyecek bir şeyler getireyim. Yok, karnım aç değil. İstemiyorum yiyecek bir şey. Ben biraz daha uyuyacağım. Kahvaltı hazırlıyoruz beyefendiye. Kızımın gözünde gözyaşı bırakmadı bu oğlan. Yani size de aşk olsun Gönül Hanım'a. Aldınız çocuğu, şefkat gösteriyorsunuz. Ama dün geceki halini görseydin sen de dayanamazsın vallahi. Aman bırakın Allah aşkına. Ben ona çok şans tanıdım. Kıymetini bilemedi, perişan etti kızımı. Merak etme, sabah konuştum Tolga ile, gayet iyilermiş. Hafta sonu belki ben de gideceğim yanlarına. Hala bağırıyorlar. Kahvaltı hazır, hadi gel.
Dün gece için kusura bakmayın. Başınızı ağrıttım biraz. Bir daha olmaz. Korkut! Aman bırakın gitsin. Neredesin Korkut? Neredesin? Ya daha dün hastanelik oldum. Bebeğimize bir şey olacak diye aklım çıktı. Ya doktor bir şey yok dedi ya. Her şey normalmiş. Ama şimdilik. Ya acil bir şey olsa? Sana ulaşamıyorum. Kimi arayacağımı bilmiyorum. Sen Ceren'in peşinde koşarken çocuğumda bir şey olsa kendini nasıl affedeceksin acaba? Aslı uzatma artık. Sen yine onun yanındasın değil mi? Tabii. O kız sana baba olduğunu unutturuyor Korkut. Aslı yeter. Sus. Bak benimle böyle konuşama. Alo? Nerede bu dahi ya? İstemiyorum dedim, karnım aç diye. Yalnız kalmak istiyorum. Bak uçak geliyor. İniş izni istiyor. Ya bir şeyler yiyeceksin ya da seni eve götüreceğim. Bundan sonra benimle yaşayacaksın. Durdur arabayı. Ya bir şeyler yiyeceksin ya da beni öpeceksin. Durdur arabayı dedim. Ya bir şeyler yiyeceksin ya da benimle yatacaksın. Durdur arabayı yoksa atlayacağım. Ya bir şeyler yiyeceksin ya da benimle öleceksin. İstemiyorum dedim, bırak. Nereye gidiyorsun? Yürüyeceğim biraz. Tamam, yürüyelim. Tek başıma. Ya! Ne yapıyorsun? Kusura bakma Ceylan, dün zamanında yetişmeseydim o gölde kendimi unutmayacaksın. Tolga! Tolga! Tolga saçmalama! Tolga, kendimi falan öldürmeyeceğim. O korktuğun şey, ben bu odada da bir şey bulup yaparım. Saçmalama. Ne yapıyorsun? Buraya seninle gelmek hataymış. Tolga'nın da abi nerede? Bilmiyorum. Ya Eda, doğruyu söyle bak, gerçekten bilmiyor musun? Ben senin gibi yalancı değilim. Hem ne yaptırdın sen Ceren? Ceren orada. Ya senin başka bir kadından çocuğun olacak. Ceylan'dan uzaktır, üzme artık onu. Yapamam. Biraz zaman tanı. Ya ben senin için konuşuyorum. Benim zamanım yok Eda. Bak bütün dünya birleşip benim karşımda duvar olsa yine de bulacağım Ceren'i. Yer yarılsa, içine girse bulacağım. Vazgeçmeyeceğim ondan ya. Anlayın artık, bak biriniz de anlayın beni. Umut, hadi çıkıyoruz oğlum. Anne, yine pazarda börek satmaya mı gidiyoruz? Vallahi dayım çok kızar. Yok, satmam. Gönül'e yaptım ben bunları. Sen yokken hep yardım etti. Teşekkür edeceğim, ona götüreceğim. Bekle bir dakika.
kadın onu. Kızacak dayın, oynama şununla. Ama anne, çocuklar bana yalancı diyor. Gönül teyzeyle Tolga abiyi tanıdığıma inanmıyorlar. Ha, niye inanmıyorlar? Dün mahallede çocuklarla top oynuyordum. Yerdeki gazetede Tolga abinin resmini gördüm. Gerçekte daha yakışıklı dedim. İnanmadılar bana. Yalan söylüyorsun, uyduruyorsun dediler. Yalan söylemez benim oğlum. Ben de onlara yalan söylemediğimi ispat edeceğim. Kameraya çekeceğim. Akıllı oğlum benim. Ama dikkat et, bozma, tamam mı? Hadi. Hadi gidelim. Alo. Benim Gönül. Teklifinizi düşündüm. Cezası neyse razıyım. Artık bir gün bile şüpheyle yaşayamam. Bu gece bu işi halledelim, olur mu? Ortağım İhsan gerekli hazırlıkları yapacak. Bu gece yetişmezse yarın. Sonucu da size öğrenir öğrenmez bildiririm. Olmaz. Ben de orada olacağım. Gönül Hanım, kendinizi daha fazla üzmenize hiç gerek yok. Bizim halletmemize izin verin. Hayır. Bu gece ben de orada olacağım. Anlaşıldı mı? Peki, madem bu gece kararlısınız, biz elimizden geleni yapacağız. Onlar kim? Şoför çocuğun kardeşi. Senin oğlan paparazziliğe soyundu. Umut, rahatsız etme Gönül teyzeni. Aa, rahatsız olduğun falan yok. Rahat bırak çocuğu Emine. Çocuklar bu videoları görünce bana yalancı dediklerine pişman olacaklar. Mahalledeki arkadaşları inanmamışlar da sizi tanıdığına. Ama benim oğlum yalan söylemez. Gösterecek onlara. Buyurun. Börekler de geldi. Oh. Ay getir, buyurun getir bakalım. Şu börekleri de tadına bakalım. Ölüyorum meraktan. Bakalım. Ay, Emine bu çok güzel olmuş. Eline sağlık. Sen ne marifetliymişsin ya. Aferin sana, aferin. Bana bak, şişmanlatacaksın beni ha. Güzel çıkıyor muyum bari? Göstereyim mi? Şişman çıkarsan bir daha çekersin, ona göre. Çok güzel olmuş. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım, merak ettim. Çocuklar biraz isteyeceğim. Alo. Gönül Hanım, her şeyi ayarladık. Bu gece her şey çözülecek. Teşekkür ederim. Orada bulunmak istediğinizden emin misiniz? Adım kadar. Gözlerimle görmedim. Çocuklar, benim çok acil bir işim çıktı. Tamam canım, asmayın hemen suratınızı öyle. Ben de çok merak ediyorum. Başka bir gün gelirsiniz, seyrederiz, olur mu? Tamam. Hadi. Ne işin var senin burada? Kimse öyle yerimize. Korkma, ben korkuda bir şey söylemedim. Takip falan etmiştir o manyak. Sadece Ceylan'ı merak ettim. Bir görüp gideceğim. İyi bir fikir değil. Seni görünce yine Korkut hatırlayacak. Tolga, korkmana gerek yok. Ben senin tarafındayım. Eda. Ceylan. Hoş geldin.
İyi ki geldin. Eda, bir beklesene beni. Ben toparlanıp geleyim. Dönmek istiyorum. Ceylan lütfen. Tamam, istersen ben gideyim. Siz Eda'yla kalırsınız. Tolga, gitmek istiyorum dedim. Ya nereye gideceksin? Eve gideceğim. Ha, eve gideceksin. Sonra Korkut'a gideceksin ya da o sana gelecek değil mi? Yalanlar söyleyecek, bahaneler uyduracak. Bak Ceylan, ben sana gerçeği söyleyeyim. Korkut hayatından gayet memnun. Hatta Aslı ile birlikte bebekler için karyola bile bakıyorlar. Odası nasıl olsun diye planlıyorlar. Ay yeter, yalan söyleme bana. Hiçbiriniz yalan söylemeyin artık bana. Tolga dur. Ceylan, ne olursun ağlama. Bak, gerçekten döktüğün gözyaşlarına yazık, değmez. Ceylan, şehre sakın dönme, ne olur. Korkutu kalbinden tamamen atana kadar sakın şehre dönme, lütfen. Hoş geldin kardeşim. Kardeşim, ne güzel boyamışsınız evi böyle. Umut, hadi sen banyoya. Ama anne, dayım. Elini yüzünü yıka, gel. Tamam anne. Kardeşim, neyin var senin? Uy. Ceylan öğrendi değil mi bebeği? Ama ben sana dedim. Öğrenecek, üzülecek, ağlayacak dedim. Artık benden nefret ediyorum. Onun canını o kadar çok yaktım ki kendimi asla affetmeyeceğim. Ceylan da beni affetmeyecek zaten. Şimdi sen belki beni dinlemezsin. Hani ben biraz garibim ya. Haklısın. Senin hepimizden daha büyük bir kalbin var kardeşim. Sen söyle. Ne dersen yaparım. Affet o zaman. Önce kendini affet, sonra da Ceylan seni affetsin. Korkut, nefret çok kötü. İnsanın canını yakıyor nefret. Ama affedince insan mutlu oluyor, huzurlu oluyor. Bak ben Umut'un babasını affettim. Mutluyum artık. Sen de kendini affettir. Ha? Ceylan da mutlu olsun. Üzülmesin artık. Yanlış girdiniz, düz gidecektik. Peşimizdekileri atlatmaya çalışıyorum efendim. Ne? Evden çıktığımızdan beri bizi takip ediyorlar. Mendo.
lütfen atlatın. Bu gecenin bizden başka şahidi olmamalı. Lütfen. Tamam. İyi misiniz? Hayır. Sizi arabada bekliyorum. Ben alıp gelirim. Mezar boş. Cesim kaçtı. Olsun. Korkut. Hani böyle televizyondaki filmler var ya. Bazen biz de onun içinde gibi oluyoruz. Nasıl yani Emine? Yani böyle hani herkesin rolü var ya. Bizim de öyle. Ama bizim alnımıza yazılmış. Kaderimiz mi yani? Peki bizim sokağa atılmamız da mı kader? Senin kaza geçirmen de mi kader? Değil kardeşim. Öyle, öyle. Bak, ben çok düşündüm. Sen de düşün. Şimdi mesela... sokaktan bir araba geçse... o sırada da bahçede topla oynayan çocuğun topu yola kaçsa... ne olacak? Kamyon çocuğa çarpacak. Emine. Dur, dur. Bak, dinle. Ama eğer şoför çocuğu görmüş olsa, arabayı çevirse... ne olacak o zaman? Belki de kaldırımda kucağında bebeğiyle giden kadına çarpacak. Anne ölecek, çocuk ölecek. Emine, bunları niye anlatıyorsun bana? Beni daha çok üzmek için mi kardeşim? Bak, annemiz bizi sokağa bırakmasaydı eğer, bunların hiçbiri olmayacaktı. Nereden bileceğim? Belki o kaldırımdaki çocuklar biz olacaktık. Belki annemizi yine kaybedecektik. Birbirimizi kaybedecektik belki. Bence hayat böyle. Olacağı varsa oluyor. Ben şikayet etmiyorum. Kader bu, kader. Ama sen hep inatlaşıyorsun. Hep savaşıyorsun kaderinle. Doğru. Değiştirmeye çalışıyorum hep. Ama başaramıyorum. Başaramazsın tabii kardeşim. Bilemezsin ki her şeyi. Sen Korkut Ali'yi oynuyorsun. Ben Emine'yi. Bizim dışımızdakiler için yazılanları bilmiyoruz. Belki de haklısın kardeşim. Belki de teslim olmam lazım.
İyi yaparsın. Mutlu olursun. Ha, bak unutuyordum az daha. Bunu vermişsin Hakkı babaya bizim için. Bunlar sizin kardeşim. Daha iyi bir hayat yaşamanız için. Yok. Bizim hayatımız çok güzel. Gerçek. Şimdi sen de geldin. Ben kardeşimi bulmuşum. Umut dayısını. Sen varsın. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Al. Ne diyorsun Emine? Senin bebeğin olacak. Ona lazım. Onun için kullan. Al. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar akıllı birisin ya. Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Kahveni alır mısın? Sağ ol. İki çift laf edelim dedik. Tahsin Bey'in yüzümüze baktığı yok. Ben biliyorum senin afranın tafranın sebebini. Ceylan'ı Tolga ile gönderdim diye yapıyorsun. Yok artık Asiye. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Öyleyse niye ortalıklarda yoksun ha? Gönül Hanım da sürekli seni soruyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neredesin sen? Ya Asiye. İki yıldır izin kullanmıyoruz. Biz de mi gitsek çocukların yanına? Hayırdır bu saatte? Buyurun Gönül Hanım. Tahsin. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Yukarı gelir misin lütfen? Hemen geliyorum. Araştırdım Tahsin. Hangi mezar? Evladımın mezarını. Ve mezar boştu. Annem bana doğruyu söylemiş. Gönül Hanım siz delirdiniz mi? Mezarı niye açtırdınız? Asıl açtırmasaydım delirdim. Ben bunca yıl boş harcı çekmişim Tahsin. Niye susuyorsun? Ne diyeyim ki? Yoksa sen de biliyor muydun? Hayır. O gece sen de bizim yanımızdaydın. Ben baygındım ama sen annemin yanındaydın. Ne olursun ne biliyorsan söyle lütfen. Ben anneniz ne dediyse onu yaptım. Ne yaptın? Siz o gece baygındınız. Ben sizin yanınızda kaldım. Anneniz... Annem bebeğimi aldı gitti. Başkalarına verdi ve bana yalan söyledi. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim Tahsin. Benim çektiğim acı bir yana. Bebeğim kim bilir kimlerin elinde nasıl büyüdü? Şimdi ne yapacaksınız? Bebeğimi bulacağım tabii ki. Sen de bana yardım edeceksin. Ceylan'ım, taş kafan boşuna kaçıyorsun. Beni tanımıyor musun hiç? Vazgeçer miyim ben senden? Ölürüm de geçmem.
Son nefesime kadar olsa bile ben seni arayacağım, bulacağım. Abi, bir dinlesem beni affedeceksin zaten. Ben sana hiç yalan söylemedim. Hamile olduğunu ben de yeni öğrendim. Belki de... Mesaj süreniz dolmuştur. Korkut hayatından gayet memnun. Hatta Aslı ile birlikte bebekleri için karyola bile bakıyorlar. Odası nasıl olsun diye planlıyorlar. Asla affetmeyeceğim onu. Ama korkma. Bir daha asla yanına yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Seni herkese, her şeye karşı koruyacağım. Al bunu. Ne parası şimdi bu? Anlamadım. Bu evin kontratı bu ay sonunda bitiyor. Artık bu kadar yüksek bir kirayı ödeyemem. Al işte bütün param bu. Kendine uygun bir yer tut. Kalanıyla da bir süre idare edersin. Ne oldu? Yok bir şey. Ben senden para istemiyorum Korkut. Zaten senin için vermiyorum. Korkut. Sen yanımda ol bana yeter. Elimi tut yeter. Niye eskisi gibi olamıyoruz? Niye biz birlikte olamıyoruz? Geç bunları Aslı. Ben Ceylan'ı seviyorum. Onun yanında olacağım. Korkut. Ne istiyorsun? Ceylan'la konuştum. Tolga'nın telefonunda. Ne söyledi? Kızgın, kırgın. Adını bile duymak istemiyorum. Eda, biliyorum affetmeyecek beni. Tamam, isterse affetmesin. Bir daha beni sevmesin ama... benim dayanamayacağım bir tek şey var. Ceylan'ın benden nefret etmesi. O benden nefret ederken ölmek istemiyorum. Ceylan'ın yerini öğrenirsen bana söylersin değil mi?
Korkut. Sadece her şey yoluna girecek diyecektim. Alo. Tolga, konuşmamız lazım. Ceylan yanında mı? Bir saniye. Yok. Korkut'u gördüm. Hiç Ceylan'dan vazgeçecek gibi değil. Bence Ceylan'ı uzak bir yerlere götürmeniz. Nereye götüreyim? Ne bileyim ben. Mesela yurt dışına falan götür. Ama ikisi ateşle borut gibi yan yana gelirlerse bir daha asla ayrılmazlar. Tolga, duydun mu beni? Tamam, duydum. Elimden geleni yapacağım. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazırladım. Aç aç oturmayacağız herhalde. Hadi geç. Hadi sosisler soğuyacak hadi. İyi misin sen? İyiyim. Başa dönüyorum. Korkut'tan önceki zamanı yani. Aklım başıma geliyor diyorsun. Unutacağım bir şekilde. Hayat çok kısa, değmez. Hayatımızda hep Korkut Ali mi vardı? Telefonu niye açıyorsun şimdi? Annemi arayacağım. Kadıncağız merak etmiştir. İki gündür hiçbir şey konuşmadık. Meraktan deliye dönmüştür. Ben konuştum, iyilermiş. Ha, benden ara istersen. Niye? Şimdi Korkut arayacak, bir şey olacak, tadımız kaçacak. Ya Korkut arayacak diye telefonumu mu açmayacağım Tolga? Arasın. Ararsa cevap vermem, olur biter yani. Ya olacak zaten bunlar. Yaşansın, bitsin işte bir an önce. Ya bak ne dedim. Sesli mesaj varmış. Korkut mudur sence? Kim olacak başka? Ne diyecek ki? Ne diyecek? Beni affet diyecek. İşte. Bir şey diyecek, kafanı karıştıracak. Bak şöyle düşün. Bir adamı idama götürürlerken bile son arzusunu sorarlar, son sözünü dinlerler. O yüzden benim şu an bu mesajı dinlemem çok mantıklı. Sinirimden gülüyorum bakma. Son söz ne ya? Bak ne güzel kahvaltı hazırlamışsın. Gel tadımızı kaçırmayalım. Güzel güzel kahvaltımızı edelim. Bırak telefonu. O CD'de konuşan kesinlikle benim oğlum. Başkası olamaz. Onu bulmalısınız lütfen. Peki o zaman CD'yi kim vermişti? Kapıya bırakmışlardı. Asiye bulmuş. Üzerinde de Tolga'nın adı yazdığı için onun odasına bırakmış. Çağırayım mı Asiye'yi? Görüşmek ister misiniz? Evet. Asiye! Asiye! Ha, gelsene buraya. Buyurun. Şu kapıya bırakılmış bir CD vardı ya hani Tolga'nın adına. Hatırladın mı? Ha, evet. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Ne bileyim yani. Çok zaman önceydi o. Asiye, lütfen hatırlamaya çalış. Çok önemli. Şey, biri daha vardı orada. Ha, Korkut vardı kapıda. Belki o bir şey görmüştür. Korkut mu? Hı. Tamam, ben arayayım hemen. Buraya gelsin. Ha, Korkut. Neredesin sen? Hemen benim bir yanıma gelmen gerekiyor senin. Gelince anlarsın. Korkut, bu çok önemli. Lütfen. Geliyor. Ben yalnız kalmışım.
Asiye, Gönül Hanım niye çağırdı Korkut'u? Ay ne bileyim Tahsin. Adam dedektif miymiş, neymiş? Bana sorular sordu. Sen de dedin? Ay ne diyeceğim Allah aşkına? Bir CD'den bahsettiler. Ben CD'yi posta kutusuna buldum dedim. Üzerinde Tolga yazıyordu. Aldım Tolga'ya verdim dedim. Kimin koyduğunu bilmiyorum dedim. Kapıyı açtığımda orada Korkut vardı dedim. Onlar da Korkut'u çağırdılar. Bu çocuğun böyle sürekli etrafımızda dolaşmasından hoşlanmıyorum Asiye. Hoş geldin Korkut. Gel. Korkut geldin mi? Gel. Otur şöyle karşıma. Evet, sizi dinliyorum. Neymiş bu önemli konumuz? Korkut, sana bir şey soracağım ama lütfen çok iyi düşünüp cevap ver. Çünkü benim için çok önemli. Hani Tolga'ya bir zarf gelmişti. Hani içinden bir CD çıkmıştı. Bu Tolga'nın kaza geçirmesine sebep olan CD. Evet. O zarfın geldiği gün sen de buradaymışsın. Asiye zarfı bulduğunda seni görmüş. Gönül Hanım, ne demek istediğinizi anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. O günle ilgili herhangi bir şey hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Bu benim için çok önemli Korkut. Lütfen bir şey hatırlarsan. Tamam, ben aklıma bir şey gelirse size haber vereceğim. Seninle konuşmamız lazım. Şimdi de kapı dinlemeye mi başladın artık? Ne istiyorsun? Ceylan'ın yerini söyle bana. Ceylan'ın yerini söylemeyeceğim sana. Öyle mi? Peki. Ben de o zaman içeri girip her şeyi anlatırım. Anneme. Anlat. Ben de çok sıkıldım. Demek Gönül Hanım'ın her şeyi öğrenmesinin zamanı gelmiş artık. Neden inanmıyorsun bana? Neye inanacağım? Kızına olan aşkıma. İnanmıyorsun. Onun için nelerden vazgeçtiğimin farkında değil misin sen? Gerçekleri neden anlatmıyorum sanıyorsun? Ceylan üzülmesin diye. Babasının nasıl bir canavar olduğunu bilmesin diye susuyorum. Onun için annemden vazgeçiyorum. Ceylan'ın yerini söyle bana. Gideyim, konuşayım bir kere. Bir dinlesin beni. Yine de bana defol git buradan derse,
Buraya geldiğim gibi arkama bakmadan basıp giderim. Onun üzülmesini istemiyorum ben. Aşığım seni. Ne olur bu söylediklerimin birazına bile inanıyorsan bana Ceylin'in yerini söyle. Benim hayatımı çaldınız. Ceylan'a olan aşkımı çalma. Yalancıymış mı? Görsünler yalancıyı. Nerede bu? Anne şapkamı gördün mü? Gördüm. Ben de. Şimdi olmaz anne. Bizim çocukları izleteceğim. Şapkan. Olur ki dinlesem. Sonra yine konuşmam. Mesajımı dinliyorsun bakayım sen. Yok, hayır. Keselim mi biraz? Olur. Bir beklesene, ben bir üstümü değiştirip geleyim. Gerçek olan gözü karanlığın, kötü kalpli ve için ruhsuz bir kadın olduğundur. Ben senin oğlun olabilirim ama sen benim. Sen benim hiçbir zaman annem olamayacaksın. Gönül Hanım senin yüzünü görmek istemiyor ama her kapıyı açtığımda sen çıkıyorsun karşıma. Tolga'nın babası olarak beni daha çok göreceksin. Niye güldün? Hiç. Olmaz. Olmaz. Dur. Giremezsin. Sonra Gönül Hanım her yoldan geçeni içeri alıyorsun diye kızıyor bana. Bakma öyle. Bu benim işim. Yakında seni buradan kovduracağım. Şimdiden kendine bir iş ara. Elinden geleni ardına koymam Emre Efendi. Sen Gönül'le benim arama girebileceğini mi sen? Sevdiğin kadınla bu kadar yakın olup da kendini bu kadar uzak hissetmek nasıl bir duygu? Bunu bana sen anlatacaksın. Çek. Sen de gizli gizli beni mi dinliyorsun Asiye? Şimdi de Gönül Hanım için kapılarda kavga mı ediyorsun ha? Aklına esinde bu eve gelemezsin. Sana telefonda bunu açıkça söyledim. Seni bir yere götürmeye geldim. Ne hakla? Tabii ki seninle hiçbir yere gelmiyorum.
Pekala, o zaman yardımcına söyle bize iki kahve yapsın. Acelem yok. Sen razı olana kadar beklerim. Memduh, boşuna uğraşıyorsun. Kim bilir? Ne diyorsun? Hepiniz çıkın buradan. Beni buraya getirdiğine inanamıyorum. En son buraya geldiğimizde kafama silah çekip beni ölümle tehdit etmiştin. O geceden sonra burayı satın aldım. Hiçbir şey değişmesin istedim. Buraya her gelişimde kendimden nefret ettim. Pişmanlığım içimi yaktı. Sanki dünya dönmüş, dönmüş. Ama burada zaman hiç akmamış gibi. İyi etmişsin. Böylece hem öfkemi hem de acımı dün gibi taptaze hissederim. Hoş hiç eskimedi ya. İyi de bu mekanda aşkımız da var. O da ilk günkü gibi duruyordu. Asla. Aşkından bir kırıntı bile kalmadı. Kalbim taşlaştı. İzin ver, o taşları kırayım. Kalbin yeniden benim için atsın. O yıllardır sakladığın yüzüğü bırak şimdi takayım parmağına. Bir aile olalım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu o kadar kolay mı? Bunca yılı, bunca acıyı bir dekorla unutturabileceğini mi zannediyorsun? Asla böyle bir şey olmayacak, asla. Adamlarına da söyle peşimi bıraksınlar. Yoksa savcıya gitmekten hiç çekinmem. Kuş sesleri ne güzel. Hatırlıyor musun, annem bir kanarya almıştı. O dönem çileğe kafayı takmıştık. Sabah akşam çilek yiyorduk. Kuşun adını da çilek koymuştuk. Sen dinlemiyor musun beni? Dinliyorum. Ne dedim en son? Senin telefonun mu açık? Açık. Dinleyeceğim benim mesajı. Ver onu bana. Ne yapacaksın? Fırlatıp atacağım. Tolga, alt tarafı bir mesaj. Yani belki veda ediyor. Aslı'yı ne kadar çok sevdiğini falan söylüyor. İşte sinirime dokunuyor, daha kolay nefret ederim. Sabah atıp tutuyordun hayat devam ediyor diye. Ölüm devam ediyor. Ben işte kurtuldum şu telefondan. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Vermeyeceğim. Ceylan, anla artık bu herif yalancı.
O mesajda da sana yalan söyleyecek. Sen bir yalancıya aşıksın. Bir tek senin aşkın gerçek değil mi Tolga? Eda'ya aşıktın sen. Ölüp bitiyordun aşkı için. Ne oldu bir anda kafanda bir şimşek çaktı, sonra bana aşık oldun. O mu gerçek? Ceylan nereye? Ya sana ne? Tolga, gelme peşimden. Gelmiş. Ne oldu? Anlat bakayım. Gösterdin mi arkadaşlarına? Kimseyi göremedim. Aa. Tamam. Ben yemeği yapayım. Bana göster. Olur mu? Ama anne sen yanımızdaydın. Ne çektiğimi gördün. Olsun. Gönül ne güzel çıkmıştır. Onu izleyeceğim ben. Sen onu çok mu seviyorsun? Çok. Ama başlarken seni üzmüştü. Onun yüzünden nasıl olmuştun? Olsun. Sonra özür diledi ya. Hem bir sürü hediyeler aldı. Tabii alır. Çok parası var onun. Umut, bir tek o değil. Sen yokken ben çok ağladım. O hep bana ninni söyledi. Sarıldı. Yemek yedirdi. Hiç yalnız bırakmadı. O iyi bir ismi. Çok iyi. Çok. Hem o da bizi çok seviyor. Bizi görünce ne kadar sevindi, görmedin mi? Sen nasıl buldun bizi? Ceylan nerede? Utanmadan bir de Ceylan'ı mı soruyorsun? Git buradan. Defol. Bak Ceylan'ı görmeden onunla konuşmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bunu kafana yaz. Daha söyleyecek yalanları mı kaldı? Ya bırak bana laf sokmayı. Ceylan nerede? Gitti. Nereye gitti? Gitti işte, yok. Söyle. Efendim? Tolga Bey şu şoför çocukta. Adı Korkut'tu galiba. Onunla tartışıyorlar. Ne tartışıyorlarmış? Bilemiyorum efendim. Uzak bir mesafedeyim. Bekleyin. Ters bir şey olursa da müdahale edin. Emredersiniz. Ya seninle vakit kaybedemeyeceğim ben. Aç şu kapıyı. Ya sen anlamıyor musun? Ceylan gitti, burada değil. Yalan söylüyorsun. Ne? Gel bak. Ceylan! Ceylan neredesin? Ne yapıyorsun? Ceylan'ı bekleyeceğim burada. Gelecek. Ben gidiyorum. Ne halin varsa gör. Biliyorum gelecek. Buraya gelecek Ceylan. Gelecek buraya, inanmıyorum sana. Sana inanmıyorum. Herkesin gönlünde taht kurmuş ünlü bir şarkıcı.
bak kim geldi. Bunlar sizin için. Ufak tefek bir şeyler aldım. Bu senin karne hediyen. Bakalım beğenecek misin? Aslında hiç gerek yoktu. Dayımana karne hediyesi almıştı. Umut, çok ayıp. Umutcuğum, aslında bunlar bahane. Ben sizi görmeye geldim. Bugün biraz canım sıkkın. Sizi görmek bana iyi geliyor. Gördün mü? Bak bizi görmeye gelmiş. Çok seviyor bizi. Geçer miyim ben senden? Ölürüm de geçmem. Son nefesime kadar olsa bile ben seni arayacağım, bulacağım. Bir dinlesen beni affedeceksin zaten. Ben sana hiç yalan söylemedim. Hamile olduğunu ben de yeni öğrendim. Belki de... Ne halin var geçer miyim ben senden? Ölürüm de geçmem. Son nefesime kadar olsa bile ben seni arayacağım, bulacağım. Bu da senin. Ay. Dene bakalım olacak mı üstüne? Olmazsa değiştiririz, olur mu? Ama çok güzel. Çok güzel bu. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Canım. Oh. Oh. Canım benim. Oh. Umutcuğum, hadi şu kamerayı getir de geçen gün çektiklerini izleyelim. Ay evet, ben de izlemedim. Hadi getir. Yok, önce arkadaşlarıma göstereceğim. Sonra gösterirsin arkadaşlarına. Gönül Hanım kim bilir bir daha ne zaman gelecek. Hadi. Ben getireceğim. Nerede? Bırak şunu. Bozacaksın. Şunu elleme diyen sen değil miydin? Elleme dayımın kamerasını. Verdim. O baksın, o bilir. Önce bir... Çık yavrum şöyle. Ben hemen geliyorum. Alo. Gönül. Senden bir ricam olacak. Bak. O Korkut denilen çocuğu derhal işten atacaksın. Nedenmiş o? Çocuk bir bela. Sen de bir belasın aslında. Ya bunca olaydan sonra onu hala yanında tutmana inanamıyorum.
O çocuk senin için de, Tolga için de bir tehlike. Onu derhal kovacaksın. Sen ne zaman bizim hayatımıza girdin de emirler yağdırıyorsun? Korktu hiçbir yerini vermeyeceğim. Asıl sen bizden uzak dur. Hadi gel. Gel hadi izleyelim. Ver bakayım. Evet. Hazır mısınız bakalım? Baban söyledi. Git buradan. Şimdi ne gideceğim? Aldım mesajını. Babana yetti. Aynı şeyleri söyleyeceksin gene. Git Korkut. Bitti. Bitirdim ben seni. Ceylan, öyle kolay değil. Kolay. Git. Git dedim. Görmek istemiyorum seni. Ya yapma. İğreniyorum senden. Ceylan. Sus. Nereden geldiysen git oraya geri dön. Sen nasıl bir adamsın ya? Ama tabii senin için fark etmez değil mi? Aslı çocuğunu doğursun. Ben hep yanında olayım. Sen de her şeye sahip ol. Hiçbir şey istemiyorum. İstediğim tek bir şey var. Sadece beni affetmen. Ceylan bakma bana öyle. Benim Korkut, aşık olduğun adam, sana aşık olan adam. Düşmanınmışım gibi bakma bana. Nefret ediyorum senden. Deme öyle Ceylan. Sen nefretin ne olduğunu bilmiyorsun. Ben anneme olan nefretim yüzünden hayatımı mahvettim. Sen de benim gibi ol istemiyorum. Ya bana neden yalan söyledin o zaman? Neden bebeğin ne olacağını sakladın benden? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Ne yalan söylüyorsun? Korkut, inanmıyorum sana. Git buradan. Git. Bak sadece. Aşkımızın gerçek olduğunu söyle.